Evet, devam ediyoruz. Şimdi şuradaki çalışmalarımıza başlayalım. Arkadaşlar, kaldığımız yerden devam edelim. Dört basamaklı sayısı 2 ile tam bölünmektedir. A, B çarpımının alabileceği en büyük değer kaçtır? O zaman biz buraya 9 yazabilir miyiz? A diyelim. A eşittir 9. B'ye ise 8 diyelim. B'ye. Okuldaki herkes benim B'lerime şey diyor. Benim B'm biraz tuhaf. Neyse. Bu da 8. 8 kere 9 kaç etti? Çarpalım. 8 kere 9 etti 72 arkadaşlar. 72 ikisinin çarpımına eşit. Bu videoda da belki şey yapabiliriz. Cevap anahtarından bakabiliriz. Böyle cevap anahtarından bakabiliriz. Bilmiyorum değişik. Nereye açtım? Bismillah. Daha sindire sindire okuyoruz. Bismillah. Daha nereye girdik? Heh, neyse. Hemen de atlıyor sayfa. Nedense. Beni kafaya takmış. Neyse. Aşağı yukarıdaki işlemi yorumlayan Kerem'in söylediklerinden kaç tanesi doğrudur? Bu sayı 3 ile tam bölünür. Üç ile tam bölünebilir. Evet, doğru. B rakamı 8 olduğuna göre kamerayı da ben tutuyorum. Sol elim ağrıdı o yüzden. Nefes al, nefes al. Şey yapıyorum. Yukarıdaki işlemi yorumlayan ki neyse orayı okuduk. B rakamı 8 olduğunda A rakamı 2 olabilir. B'ye 8 diyelim. B 8. A'ya da ne demiş? 2. 2 demiş. Etti 10. Şunları da topladık. 15. 15 3'e tam bölünüyor mu? 15 diyorum ya. Bu 3'e tam bölün 15 3'e tam bölünüyor mu? Evet, 3'e tam bölünüyor. O zaman demek ki buna böyle bir şey diyebiliriz. Peki bu sayı 9 ile kalansız bölünür. Kalansız arkadaşlar. Yani bölünmez arkadaşlar. Bölünmez. Çünkü bölünmez. A artı B toplamının alabileceği en büyük değer 16'dır. 16. Doğru arkadaşlar. En büyük değer 16. Aslında 16'dan daha büyük rakam alamazlar arkadaşlar. O yüzden bu. 3 tanesi. Bunu sonra yanlış yaptıysam yanlış aşımı zaten göreceğiz. Arkadaşlar. Onu da gülerseniz gülün. Bana ne. Ben anlatıyorum. O kadar. Yukarıdaki 3 basamaklı 2AB sayısı 3 ve 5'e tam bölünmektedir.
3'e bölündüğüne göre en büyük değeri kaçtır? O zaman B 5 olabilir arkadaşlar. 5. 2 ile 5'i topladığımızda 7. 2 ile 5'i topladığımızda 7. Oraya da şu ortaya da 9 diyebiliyoruz. 9 ile 5 toplandığında etti 14 arkadaşlar. Diğer sorumuza geçelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. 10. sorudan devam ediyoruz. 374 sayısı ile hangi rakam toplanırsa sayı hem 4 hem de 5 ile kalansız bölünebilir. Sayısı ile hangi rakam toplanırsa hem 5 ile kalansız bölünebilir demiş. Güzel bir soru ama arkadaşlar bu soru bizi yenemez. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tamam. Kendime geldim. A. Bir neden değil. Çünkü 4 ile bölünemez. 1'i 1 ile topla diyelim. 5 ile bölünebilir artık. Tamam, o rahat. 5, 3 etti 8. 15. 4 ile bölünemez ama. O zaman 6. Diğer son sorumuz, sonra da cevap anahtarından kontrol edeceğiz. Ahmet'in aklından tuttuğu sayı 10 ile bölündüğünde kalan 2, 3'e 3 ile bölündüğünde kalan 1 olduğuna göre bu sayı aşağıdakilerden hangisi olamaz dedi. 10 ile bölündüğünde kalan 2 olduğuna göre hemen üçgenin yerini bulduk. 2. Aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Bir tanesi olamaz arkadaşlar. Hemen bunları toplayalım arkadaşlar. Hemen bunları toplayalım. 2, 6, 8, 9. 9'u 3 ile bölebiliriz. O zaman 0 diye oraya 0 diyebiliriz. Şu 12'nin olduğu yere 0 diyebiliriz. Ondan sonra 3 diyebiliriz. 6 diyebiliriz, 9 diyebiliriz. Ama bize kalan 1 olduğuna göre bu sayı aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Yani arkadaşlar öyle bir sayı burası 2. O zaman arkadaşlar 1. Orası 1 olabilir. 1 burada var. 1, 4, 7. 1, 4, 7 olabilir. Ama 6 olamaz. O zaman 6 olabilir. Şimdi kontrol edelim hızlı bir şekilde. Şimdi hemen bakalım. A, D, A, C. A, D. R. A, D, A. A, D, B, C. D, B. A, D, B, B. Hı, B. Hı. Aynen. Sonra B doğru. Yine geçelim. B. C. 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 A, C, B. A, C. Tamam. Hepsi doğru. Görüşürüz. Bay bay.